Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Dikili'deyim. İzmir'e geldim. Ve bugün videoyu başlatıyorum. Hatta 2 gün oldu. Hatta evet bugün 3. gün ve yeni video çekmeye başladım. Neden diye sorarsanız bir 2 gün ailemle falan vakit geçirmek istedim. Hem de zaten bir hafta falan buradayım. 4 günüm daha var, o yüzden dolu dolu çekerim diye düşündüm. 2 gün dinlendik, bir şey yapmadık. Şimdi hazırlandım. Şöyle bugün mavilendim. Şort giydim. Böyle gömlek, beyaz, hatta annem fotoğrafımı çekti. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. Teyzemlere falan gideceğiz. Yani bugün günüm dolu dolu geçecek. Yarın işte AVM'ye falan gideceğiz annemle. Ama 2 gün çok iyi geldi. Burada spor yaptım. Sağlıklı besleniyorum. Hatta rüzgara bakar mısınız? Umarım sesim geliyordur. O kadar güzel ki size bir merhaba demek istedim. Şöyle güzel bir manzaralı videomu açmak istedim. Oh. Arkadaşlar biz şu an Bornova'dayız. İzmir konumuna giriş yaptık. Şimdi teyzeme doğru gidiyoruz. Biraz oturacağız. Ondan sonra ikinci teyzeme geçeceğiz. Ondan sonra bilmiyorum. Evimize gideceğiz. Teyzuşuma geldik. Ne yapıyorsun teyze? İyi başkım, sen nasılsın? İyi. Güzel gördüm seni. Ben de seni çok güzel gördüm. 15 yaşına kadar. Biraz önce evlenmeyi düşünüyor musun diye sordum. O zaman boş ver. Evlenmeyeyim mi? Evlenme. Soruya bak takipçilerim bana, evlenmeyecek misin diye. Hayır, boş ver. Böyle daha güzel, daha rahat. Rahat mı? Her şeyin altında, elinin altında. Ama iyi birini bulursa. Ama iyi olursa, karizma olursa. Karizma. Seni taşıyacağım, onu taşıyabileceğim. Bir şey soruyorum, sen neler izlediğini söylesene mi bana? Günün nasıl başlıyor? Ben şeyi seyrediyorum. Sabah kalktığı zaman canlıyı seyrediyorum. Bir. Tamam. Bir buçuktan sonra şeyi izliyorum. Kayınvalideler gelekte. Gelinler mutfak, değil mi? Evet. Ondan sonra bir şeyi seyrediyorum. Sonra şey... Esrailoğlu mu? Esrailoğlu var. Bir de şey var ya, kadın. Didem. Didem Uslu. Ondan sonra akşam Suat Topal'i seyrediyor. Sonra şey Suayir'i seyrediyor. Suayir. Survivor. Peki annem diyor ki, sen annemi arıyor musun? Evet. Müge Anlı reklama girince ya da Gelin Mutfak'ta reklama girince arıyorsun, onun hakkında konuşuyorsunuz değil mi? Evet, doğru. Aynen, aynen. Reklam araları. Reklam aralarında annenle mutlu oluyoruz. Sonra kaçırınca da akşam internetten bakıyorsun. Evet, bakıyoruz. Oh. Çok güzel. Hızlısın teyze. Vallahi ne yapayım, başka şey yok ya. Doğru. Amin. Biz de kahve içiyoruz. Gösterdik mi şimdi? Evet. El sallı takipçilerime. Çok düzgünsün. Tişörtüne bayıldım. Baykuşlu. 5 lira. Oh, şu yanlış da güzel. 5 lira. Oh, daha ne olsun. Öptüm. Takipçilere çok selam söyle. Tamam. Sen çok mutlu bir insansın. Ben mutlu sen. İnşallah. Sen de aşkım. Allah. Öptüm seni. Allah kalbine göre versin. Amin, amin. Allah'tan. Sağlık, huzur. Anneciğim. Ama bir kızısın sen. Doğurdu. Değil mi? Ya. Doğru valla. Bir doğurdu, bir doğurdu. Bak. Doğru. Benziyor musunuz bakayım? Benziyor. Benziyorsunuz ama valla. Ama fabrikayı tatlı. Özür dilerim. Evet. Doğru. Evet. İmalat aynı. Fabrika aynı. Tamam. Hayır, kapatıyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi biz teyzemden çıktık. Diğer teyzeme geldik. Oturuyoruz. Teyzeciğim bana tencere almış. Annem sen olmasan zaten benim kışlığım olmaz, şeyim, oo, tencerem olmaz. Ya, ha, gömdü beni. Annemle sen olmasan dedim. Ha, ben sandım. Hayır, ikiniz canım, olmasanız dedim. Ha, tamam. Hayır canım, teyzem reçellerimi, kışlıklarımı yaptı. Annem kar yarıklarımı koyuyor. Başka bir yumurta var. Teyzem yumurta vermiş, sarma yapmış. Ebru tek. Allah'ım yani. Aa, teyze çok güzel valla. Tencerem de yoktu biliyor musun? Eskimişti. Hatta geçen annem söyledi, tencere aldı. Hatırlıyor musun? Konuştuk. Aa, ne kadar güzel teyze. Nereden aldın? A101'den değil mi? Bakın alın, ne kadar güzel valla. Ay çok tatlı. Valla çorba. Aynen, makarna. Zaten tam 2-3 kişi için, tek kişi için. Böyle tam benlik. Hem tencere küçük olunca yemek fazla gibi gözüküyor. Göz olarak da sanki fazla yiyormuşuz gibi oluyor. Ay çok güzel. Teyze eline sağlık. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Oh. Has cevhermiş. Valla. Zaten çok güzel o marka. O marka çok güzel valla. Oh ne güzel. Evet, benziyorlar mı? Oh, teyzemi geçen videoda gördüler zaten. Teyze seni çok beğenmişler, öyle söylediler geçen videoda. Onlar öpüyorlar hepsini. Vallahi, oh. Kızımı
takip edin. Abone olun. Değil mi? Doğru. Vallahi öyle. Yüzüne baksanıza teyzemin kaymak gibi maşallah. Annemin de öyle. Oh. Vallahi anne, teyzemin kremi var, onu kullanıyoruz. Evet, Arnavut kremi. Oh. Öpüyorum sizi. Oh. Bay bay. Arkadaşlar, teyzem 2 dakikada ziyafet yaptı. Bize bakar mısınız şuna? Etler, salata, şurada tahinli çörek çok seviyorum, ekmek. Ben birazcık et, biber, ekmek ve salata yiyeceğim. Eline sağlık teyzem. Şimdi akşam yemeği yiyoruz. Hadi iyisin anne. Kaynanan seviyor. Seviyor kaynanan, çok seviyor. Arkadaşlar, ikinci günden günaydın. Şimdi şöyle giyindim. Sizi motive ederek güne başlamak istiyorum. Ben bunu 10 gün önce giydiğimde daptar oluyordu. Hatta geçen hafta giydiğimde daptar oluyordu. Böyle oturup kalkarken zorlanıyordum. Ama giyiyordum. Ama rahat edemiyordum. Böyle işte 2-3 saat giyeyim diyordum. Şimdi bugün yanıma getirdim. Orada giyerim diye. Bakar mısınız? Şöyle bolluğuna arkası falan bos bol. Şurası falan bos bol. Bacaklarım falan çok rahat. Beli inanılmaz bollaşmış. Şuraya daptar oldu. Geçen haftaki fotoğrafı da koyarım. Instagram'da da paylaşacağım, motive olsun diye. Gerçekten bir haftada bile fark oluyor. Hemen bir iki kilo bile ne kadar fark ediyor. Böyle bugün lilalandım. Hafif bir makyaj yaptım. Yani daha sonra sadece ruj sürdüm. Bakın saçlarımı düzleştirdim. Gerçekten hala düz. Ben o taraktan çok memnunum. Instagram'da paylaşmıştım. Şimdi annemin arkadaşına kahvaltıya gidiyoruz. Birlikte kahvaltı edeceğiz. Bugün günümüz uzun. AVM var, spor var, böyle sohbet var, güzel hava var. Neyse artık çıkalım. Annem kızacak, beni bekliyor. Kahvaltıya geldim. Bakın neler neler var. Ege kahvaltısını özledim. Gevreye kadar. Teşekkürler Pervin abla. Ellerine sağlık. Konum neresi? Rızabahçe. Evet. Bekleriz köfte ekmek, balık ekmek. Şöyle bir manzarada bir köfte ekmek yiyin Güzelbahçeli. Arkadaşlara seslenelim. Afiyet olsun bize. En çok şey özledim. Gevreği ve pişiyi. Birazcık yarım yarım ölçülü yerim. Eve geldik şimdi. Şöyle bir saçımı tipimi falan düzelttim. Birazdan şimdi AVM'ye gideceğiz. İzmir'de Agora var ya, Agora'ya gideceğiz. O böyle birine çiçek geldi. Oh yeah. Vay be. Neyse. Kıskanılıyorum şimdi, yok. AVM'de şöyle güzel bir şeyler bakacağız işte annemle. Ben bir çanta, elbise falan bakmak istiyorum. Annem de kendisine bluz bakmak istiyor. Zaten 2 saat falan uyanmış, sonra Starbucks'tan bir kahve alırım. Ondan sonra geliriz. Günümüz bugün böyle gidiyor. Ay, hava çok güzel. Böyle hafif esiyor. Sürekli böyle saatlerce burada oturup kahve içip saatlerce oturasım var ama. Bir çıkalım, gezelim, dolanalım. Manzaramız bu. Güzelbahçe manzarası. Yeşillik, açık alan. Daha ne olsun. Buraya geldik. Anneme birazcık bir şeyler bakacağız. Ben de elbise falan bakacağım. Başlıyoruz. Uzun zamandır da mangoya gelmedim. Çok güzel elbiseler, şortlar var. Anne. Bugün takipçiyle mi karşılaştın? Evet, aynen. Anlat bakalım. Ay dedi Rabia abla, seni görünce dedim ki Allah Allah, bu benim ablam. Ay bir bakınca kızlaymış burada. Güzelbahçe'de takip ediyordum. Bir tane markette annem tanıyormuş bir takipçim. Sonra benim videolarımda görünce şaşırmış. Demiş kızıymış diye. Ona buradan çok selamlar. Selamlar. Öpüyoruz çok. Öpüyoruz çok. Annem bana lila şeyler gösteriyor, lilacı olduğum için. Ama çok şirin, çok tatlı. Çok güzel takılar var. Çok güzel çiçekli elbiseler çıkmış. Gerçekten denemek istiyorum ama belki buradan alıp taşımam. Şu pembeyi de çok sevdim. Bakın böyle kolu falan çok şirin, minnoş. Çok tatlı değil mi? Annemin kankaları geldi. Bir selam versinler. Bir selam verin kızlar. Merhaba. Anne bak, senin gibi renkli arkadaşların da. Evet, yeşil ve lila. Doğru. Ben de seviyorum renkli. Çok, aynen. Çok tatlılar. Evet. Gelmiyorsunuz. Gelin diyorum annemle. Gelemedim. Şimdi ne vakti? Bu senin Ayra abla, limonatan. Anne senin sıcak. Şuraya koyayım bir ayarlayayım. Şimdi biz kahve zamanı. Şöyle Amerikanlı benim. Şöyle karamel latte. Sana karamel latte. Limonata.
teşekkür ederiz. Size brown aldım. Aa, teşekkürler. İkram. Teşekkürler. Aynı sana Türk kahvesi. Çekiyor musun bunu? Evet. Ay, az şekerli. Bu da benim. Babam senin buzlu. Evet, şöyle. Teşekkürler canım. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İkisini birlikte görüşürüz. Afiyet olsun. Bugün akşam yemeğimiz domates, salata eşliğinde köfte. Biberlere kadar. Perihan teyze, bir merhaba de bakalım bugün merhaba. Sen görmedin. Afiyet olsun canım. Bana özel bir spesyal mi bu? Yoksa herkese mi? Sade olan sana özel. Ama bana özel olduğu kadar da güzel ilgileniliyor müşterilerle değil mi? Evet, seni çok seviyorum. Canımdan fazla seviyorum seni. Oo. Oo, yerim seni. Elinize sağlık, harika. Köfte ekmek de annem yiyor. Aa, anne ağzını göstermedin. Tamam, söz ver. Bakayım. Ben sağlıklı beslendiğim için ekmek tercih etmedim. Arkadaşlar bir diğer günden selamlar. Saatlerim şu anda 1.30'u gösteriyor. Dün farkındaysanız AVM'de falandık işte, sonra yemek falan yedik. Sonra ben akşam yürüyüşü yaptım 1 saat. Burada yürüyüşümü de aksatmıyorum. Sonra sabah uyandım, kahvaltı ettim. Sonra tekrar 1 saat yürüdüm. Bugün de spor tamam ama size çok fazla spor göstermek istemedim ama sahilde yürüyüş yaptım. Şimdi hazırlanıp annemle birlikte babaanneme gidiyoruz. Babaannemi göreceğiz. Ondan sonra dikile gideceğiz. Bugün cumartesi pazarda dikildeyim. Pazartesi de döneceğiz. Dönüş yolu gözüküyor bana İstanbul'a. Bugün de beraberiz yani. Biraz bir şeyler çekmeye çalışacağım. Oradan buradan azar azar çekiyorum. İşte genelde akrabalı, işte gezmeli, arkadaşla, annemle vakit geçirmeli, kahve içmeli, ailemle vakit geçirmeli oluyor. Çok sıcak. Gerçekten kaç derece gösteriyor? 29 derece gösteriyor Allah'ım. Ben kısa kollu giydim. Altıma da böyle benim rahat bir tane şalvar tarzı böyle incecik bir şeyim var. Onu giydim. Şimdi o zaman gidelim. Bugün de sizinleyiz. Babaannemin erikleri. Babaannem ağacın erik. Babaanne görüşürüz. Hadi güle güle. Seni çiçek tuttu mu abi? He? Tuttu. Bakın gülleri tuttu falan mi? Var babaannemin. Babaannemin. Çok güzel. Şu anda yazıhane istiyor mu? Var yazıhanede. Babaanne ha. Senin çiçeğin de benim evde. Ha? Peygamber kılıcı verdin ya, o da evde, o da evde büyüdü. Büyüdü bayağı. Ebru'ya verdin ya, çok büyümüş. Yo var ama, var var. Ana be olay. Ne? Gül diyor baba. Babaannemin erikleri. Çok güzel. Çok güzel. Adam geçenlerde dolu sekiz tükes, o gene açık bakacak. O evet. Bir bayrama kadar gene çıkar. Çıkar o çıkar. Yani şimdi babaannemden çıktık. Bize gül verdi. Çok güzel kokuyor gerçekten. Hani değil mi baksana? Evet. Çok güzel. Şimdi artık dikiliye doğru gidiyoruz. Bunu suya koyarız evde, böyle kalır kuruturuz. Böyle koyduk. Dikiliye geldik. Annemin de kargosu gelmiş. Dikiliye çok güzel. Şu arkadaşlar hepsini. Hem de onu alacağım hem de birazcık peynir yaptıracağım. 2-3 gün sonra gideceğim ya. O yüzden de peynir yaptırmak istiyorum. Şimdi onu ayarlayayım. Burayı da kazıyorlar ve çok sakin. Arabayı sahile falan bıraktık. İşte taşıdık eşyaları falan. Burası şu an araba geçmediği için o kadar sakin ki yazı hazırlık yapıyorlar sanırım. Ben de işte babaannemde erik yedim. Babaannemle birlikte biraz oturduk. Bize gül verdi. Kıyamam zaten gösterdim. Orada börek falan vardı. Kurabiye vardı. Hiç tatmadım gerçekten. Yarın ama annem akşam yemeğine börek yapacak. 2-3 dilim yemeği düşünüyorum. Bir de baklava pişirecek. Şerbet yiyecek. Ondan da 2-3 dilim yiyeceğim. Akşam da balık yiyeceğiz. Babam balık almış. Balık, salata, ekmeksiz. Çok salatayla. Zaten balık çok özledim. Kalkan ve karides yiyeceğiz ama olsun, ölçülü bir şekilde yerim. Şimdi şu havanın, güzel havanın tadını çıkartayım. İşlerimi halledeyim. Annemin saatini getirdim. Bakalım. Bebek. Sadece bol olmaması lazım. Oo. Bakalım. Bunlar güzelmiş. Bunlar çok beğendim. İyi bari. En kötü bol olsa bile anne pazarsı darlaştırırsın. Evet. Şey var mı? Wow, saat çok güzel olmuş. Evet, kız, dur bakayım. Teşekkür ederim. Taşlı dur, odaklamadım. Odaklamayayım.
Bakayım. Çok güzel. Güle güle kullan tatlım. Bileklerini biz dolduruyoruz demiş. Bu da anneme elbiseyi yeni aldık. Çok yakıştı. Ay oldu. Ama zaten annesi böyle saati böyle takmayı seviyor. Çok güzel oldu. Şundan aldım bizimkileri. Ben yemiyorum ama annemin annesine. Bu çok güzel çayın yanında. Sonra şöyle lavabo için bir şeyler aldım. Şöyle bir masa örtüsü aldım. Beğendim. Şöyle misafir gelince falan kullanılır diye. Salatalık, soğan. Sonra sabun. Sonra ben şöyle kendime şu Nesquik'ten aldım. Normalde bir yemiyorum ama böyle canım çok çikolata isterse şu an kilo verme dönemindeyim. Normalde bunları bile kaldırdım. Böyle haftada bir canım isterse diye bulunsun diye aldım. Belki yanıma koyarım. Sonra çikolata aldım. Bir de peçete aldım. Bu kadar. Babamdan ziyafet bize. Baba neydi? Kalbe giden yol mideden geçer. Karides ve kalamar. Kalbe giden mideden geçer. Annem de salata yaptı. Arkadaşlar günaydın, günaydınlar. Şimdi yürüyüşe çıktım. Bir saat yürüyüş yapacağım. İzmir'e geldiğimden beri yürüyüş yapıyorum. 50 dakika tempolu yürüyüşle sporumu yapmış oluyorum. Ve size şunu söyleyeceğim. İzmir'e geldiğimden beri sanırım 1 kilo falan verdim. O da 4-5 gün içinde. Nasıl kilo verdin derseniz gerçekten çok sağlıklı besleniyorum. Dün mesela size gösterdim. Babam balık almıştı. Ekmeksiz bir şekilde bir parça kalkan balığı yedim. 5-6 tane karides, 2-3 tane kalamar ve salata. Yani o kadar ölçülü karpuz bile yemedim. Çünkü öğlen ara öğünde örek yemiştim. Boşuna karpuz falan yemedim. O rüzgar çok. Bu tarz böyle beslenerek ve spor yaparak 7'den sonra da hiçbir şey yemiyorum. Sadece kahve, soda öyle yaparak gerçekten eridiğimi hissediyorum. Yani sadece 800 gram falan daha vermek istiyorum ya da en fazla 1 kilo. Ondan sonra artık tamam mı zaten korumaya geçeceğim. Ama şu bir ayda 5-5,5 kilodan fazla verdim galiba ya da 5-5,5 kilo verdim. Aldığım kilolar gitti hem de daha bir ay olmadan. Kendimi çok iyi hissediyorum. Mesela şimdi yürüyüşe çıkıyorum. Daha kahvaltı etmedim. Dişlerimi fırçaladım, yüzümü yıkadım ve yürüyüşe çıkıyorum. İçim vicdanım rahat yani. İzmir'de kaçamak yapmadan da sağlıklı beslenerek, annemin yaptığı sebzeyi, proteinini, ne olan her şeyi yiyerek gayet de kilo verilebiliyor ve spor yaparak. Bir saat yürüyüş en azından şu sağ kenara tempo duruyorum. İp atlamayı düşünüyordum ama ipi belki yarın atlayabilirim. Ya da yürüyüş yaptıktan sonra, yürüyüşüm bittikten sonra ip atlayabilirim. O kadar hiç emin değilim. Şu anda hadi seslerine bakarsınız. O kadar güzel ki. Çok güzel. Oh. Bir deniz kokusu. Neyse, yürüyüş yapalım sonra annemle birlikte güzel bir mükellef bir kahvaltı ederiz. Oh God, time. You made me feel sweet. And if I'm losing my mind, would you lose yours with me? You made me wanna melt. Hazır kahvaltıya geldim. Bakar mısınız? Anneciğim çok güzel. Ceviz ve kuru üzüme kadar hazırlamış şu manzarada. Teşekkür ederim. Tatlım benim. Şöyle yumurta, domates, peynir, zeytin yenecek. Arkadaşlar şöyle bir kahvaltı tabağı hazırladım. İşte domates, salatalık, zeytin, peynir, ceviz, kuru üzüm. Bir dilim de tam bu da ekmeği. Domates, salatalık biraz da eklenebilir. Bugün de artık son günüm burada. 1,5 saat yürüdüm arkadaşlar. 9 kilometre. 13.000 adıma yakın adım attım. Şimdi kendime bir Türk kahvesi yapacağım. Türk kahvesinin yanında da bugün ara öğünde bir dilim baklava yiyeceğim. Kilo vermede olduğum için son 1-1,5 kilom falan kaldı. O yüzden biraz daha dikkat ediyorum. Korumada olsaydım zaten 2 dilim baklava da yerdim. Bu arada normalde aile evinde kilo alınır. Ben sanırım 1 hafta olacak buradayım. Hiç kaçamak yapmadım. Hiçbir çikolata bile yemedim. Sadece annemin böyle iki parça ölçülü şekilde böreğinden yedim. Ya da babam işte kalamar karides getirmişti. Onlardan böyle tadımlık yedim. Ama sebzemi, proteimi, ölçülü karbonhidratımı da aldım. Bu beni mutlu ediyor ve buraya geldiğimden beri bir saat düzenli spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Hem havanın tadını çıkartıyorum, hem güneşin tadını çıkartıyorum, denizin tadını çıkartıyorum. Kendime böyle de iyi oldu, dinlendim de. İstanbul'a döndüğümde eliptik sıkılaştırıcı hareketlere biraz daha ağırlık vereceğim. Daha çok kardiyodan ziyade onu yapacağım. Neyse artık kendime şöyle bir sade Türk kahvesi yapayım. Annem babamla içti ben yürüyüşteyken. O yüzden ben kendi keyfimi birazcık yapacağım.
Şöyle baklava da göstereyim arkadaşlar. Ay hangisini seçsem acaba? Türk kahvesinin yanında mutlaka bir sodayı deneyeyim. O kadar güzel oluyor ki. Böyle ben Türk kahvesinin yanına sade soda koyuyorum böyle soğuk, hele yaz aylarında. Su yerine mutlaka bir soda içmeyi deneyin. Gerçekten çok seveceksiniz. Arkadaşlar şöyle keyif yapıyorum. Sade Türk kahvesi, bir dilim bol cevizli baklava ve sade soda öğün olarak. Manzaramızda güneş geldi balkonda, o yüzden oturamıyoruz. Artık akşam gün batımını izleriz annemle. Eline sağlık tatlım baklava için. Afiyet olsun canım. Çok güzel gözüküyor. Yapıyorsun bir sporu. Yapıyorum. Spor yapıyorsun mu sporu anne? Vallahi yapıyorsun. Eline sağlık. En son dikildeydik biliyorsunuz. Bugün eve gelmiş bulunmaktayım. Kaç gündür çekiyorum bilmiyorum. Eşyalarımı daha almadım. Bir çantayla gidip onlarca poşetle aile evinden geldim. Çantalarımı çıkarmadım, sonra çıkaracağım. Bakar mısınız annem bana neler verdi. Şimdi hepsini dolaba yerleştireceğim. Oh, ben de yemek yiyeceğim sonra. Ben de markete uğradım bu arada. Size bir şey göstereyim. Şunu aldım. Bakın böyle sade, kalorisi çok düşük geldi. 110 kalori, 0.4 gram yağ, 1.4 gram şeker. Ben bunu şey gibi düşündüm. Böyle ara öğünlerde de kahvaltı hızlı yapmak istediğimde yoğurtla falan böyle meyvelerle karıştırdığımda böyle granola gibi atabilirim ya da sütle yiyebilirim diye düşündüm. Sonra şunu aldım ama bunu yapmayacağım. Nohutlu bulgur pilavı kalsın. 129 kalorimiş bir porsiyon, normal. Bulgur pilavı sağlıklı. Ve kendime şöyle muhteşem... Şu domatesleri çok seviyorum. Şöyle domates aldım. Çok acıktım ve dışarıdan söylemek istemedim. O yüzden yoğurt da var. Şöyle etli nohut yapacağım. 250 gram yerim valla. Bir porsiyonu 129 kaloriymiş zaten. Annemi verirken hepsini yerleştirdim. Yani buzluğa koymam gerekenler var. Onları koyayım, ondan sonra yemek yiyeceğim. Ya 4-5 gün çektim. Böyle ara ara bir şeyler çektim. Tatildeydim. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Yani genelde dinlendik. Zaten yasaklar vardı biliyorsunuz. Dinlendik, kahve içtik, spor yaptık. Aile, akraba, öyle görüşmeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.